Kadınların özgür olmadığı her toplum yıkılır. Evet. Bak daha önce de söyledim. Evet. Kadınların özgür olduğu toplumda İslam hakim olur. İnşallah. Kadınlara dünyayı cehenneme çevirirse bir ülke Allah o ülkeyi yıkar. İnsanların yarısı çünkü kadınlar. İnsanların yarısı zulüm altında yaşıyorsa Allah yerle bir eder o ülkeyi. Kadınları kolay görüyorlar. Yani rahatça ezeriz. Bak mecliste kadın sayısı çok az. Bu çok acı bir olay. En az yarı yarıya kadın olması lazım. Kadın kıyafetlerini erkekler belirliyor. Ya senin ne haddine kardeşim? İstediği gibi giyinir. Sana ne yani? O sana soruyor mu? Saçını limondan falan tarıyorsun yandan bilmem ne falan. Plajlarda atom forvet geziyorsunuz. Dünyada en büyük şiddet ve dehşet öncelikle kadınlara, sonra çocuklar uygulanıyor. Çünkü çocuk kendini koruyamıyor. Kadın da kendini o kadar koruyamıyor. Onun için ne kadar maganda, zonta varsa, ne kadar ahlaksız, üçkağıtçı varsa ya kadınları öldürüyorlar, ya çocukları öldürüyorlar. Bak savunmasız oldukları için onlara bu kötülüğü yapıyorlar. Bu zulüm işte Mehdiyet devrinde kalkacak. İnşallah. Kadınlar çiçek gibi ortada gezecekler ve kimse de kılına dokunamayacak, bak söyleyeyim. İnşallah. Peygamberimiz diyor, buradan Şam'a kadar yanlarında erkek olmaksızın gidecekler. Ne demek? Erkek egemenliği kalkıyor. İnşallah. Yanlarında bak hiçbir erkek olmaksızın Şam'a kadar hiçbir risk olmadan gidecekler diyor. İnşallah. Hangi devirde? Mehdi devrinde. İnşallah.